Saygıdeğer Bozkırlı hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Buraya gelirken maalesef kötü bir haber aldık. Sayın Bakanımız programlarını iptal etmek zorunda kaldılar. Öncelikle onu ifade etmek isterim ki Bozkır yolu üzerindeyken, yol üzerinde buraya gelirken koruma aracı bir kız çocuğuna çarptı. Sayın Bakanımız da bu kız çocuğunu, yavrumuzu yalnız bırakmamak için numune hastanesine geri dönmek zorunda kaldı ve şu anda çocuğun başında, kız çocuğunun başında. Dua edelim inşallah hayatta kalsın. Allah şifa versin. Onun için Sayın Bakanımız buradaki programa teşrif edemeyecekler. Onu üzüntü içerisinde sizlere iletmemizi rica ettiler. Ben Sayın Bakanımızın selamlarını iletiyorum. Sizler de inşallah bu kız çocuğumuz, yavrumuz için dua edin. En kısa zamanda şifasına kavuşsun. Saygıdeğer hemşehrilerim, 12 Haziran yaklaştı. 2 ay, 1 ay, 2 hafta derken en kısa sürenin içerisine geldik. Allah'tan mani gelmezse 12 Haziran'da Bozkırlı hemşehrilerimizin de büyük desteğiyle, Konyalı hemşehrilerimizin büyük desteğiyle bu iki güler yüzlü insanı Konya'dan, Bozkır'dan mutlu bir şekilde güzel bir sonuçla uğurlayacağız. Sayın Başbakanımızın ekip kadrosunda bulunan, beyin kadrosunda bulunan Sayın Bakanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın, onlar da bizim gibi tabii ki dağlı. O da Taşkentli, biz de Bozkırlıyız, sizler de Bozkırlısınız. Dağın havasını almış insanlarsınız. Suyu sert, insanı mert, delikanlı insanlarız elhamdülillah. Şu ana kadar 8,5 yıllık iktidarımız zamanında Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda AK Parti'nin ülkemizi nereden nereye Sayın Başbakanımızın ifadesiyle getirdiğini gözlemliyoruz, içerisinde yaşıyoruz hep beraber. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan mali olarak yapılmış hizmetlere varıncaya kadar, ekonomik anlamda yapılmış hizmetlere varıncaya kadar 8,5 yıllık AK Parti iktidarında ülkemizin nerelere getirildiğini görüyoruz. O kadar engellemelere rağmen eğer bu engellemeler de olmasaydı ülkemizin daha farklı noktalarda olduğunu hayal bile edemezdik. Şükürler olsun ki fakir insanlarımızın konut ihtiyacını giderebilmek için bu 8,5 yıllık iktidar döneminde toplu konut idaremiz Sayın Başbakanımızın direktifleriyle 500 bin konut yaptı Türkiye'de. Şükürler olsun ki yaklaşık 20 bin kilometreye yaklaşan duble yol yaptı. Kazalar azalsın diye. Rahatlıkla ulaşımlar sağlanabilsin diye. Şükürler olsun ki Konya ve Ankara arasındaki hızlı tren tamamlandı. En kısa süre içerisinde ve en ucuz maliyetle tamamlandı. Şükürler olsun ki insanımız artık ulaşımda hava yolunu tercih etti. Sayın Başbakanımız ifade ediyorlar. Halkın yolu diyorlar artık hava yoluna. Yaklaşık 100 milyon insanımız bindi uçağa. Eskiden tahammül bile edemezdiniz o kadar yolu İstanbul'a gitmek için. Fakat şu anda vatandaşlarımız uçaklarda yer bulmakta zorlanıyor. Şükürler olsun ki sevgili yavrularımız milli eğitimde okulların açıldığı zaman kitaplarını masalarında bırakıyorlar. Şükürler olsun ki bütün insanımız, gencimiz, yaşlımız, bayanımız, erkeğimiz tamamen istediği hastanede, sağlık ocağında sağlık hizmetini alıyor. Herhangi bir sorgu sual yok ve istediği eczaneden de ilaçlarını alıyor. Şükürler olsun ki fakiri, garip kurabayı, fakir fukarayı düşünen Sayın Başbakanımız var. Onun izinde yürüyen bizler gibi, sizler gibi vatandaşlarımız var. Şükürler olsun ki şükürler olsun ki 8,5 yılda ülkemizin artık çılgın projeleri tartışmaya başladığı ve çılgın projeleri konuştuğu bir ortam var. Fakat bu ortamın ortadan kaldırılmasını isteyenler de var. Onlara hiçbir zaman Allah fırsat vermesin. Şunu ifade etmeliyim. Şu anda
toplumun içerisinde farklı siyasi gruplarda olan arkadaşlarımız var. Farklı siyasi partilere oy vermiş vatandaşlarımız var. Fakat bu hiçbir zaman önemli değil. Bu birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmamalıyız. Bu kapsamda Bozkır'daki vatandaşlarımızın el ele, omuz omuza verdiğini görüyoruz. İnşallah 12 Haziran'da da Ankara'da birilerini sevindirecek ama birilerini de üzecek güzel bir neticeyi biz Bozkırlı hemşerilerimizden rica ediyoruz. 12 Haziran'da inşallah... hep beraber gülen taraf sizler olursunuz, bizler oluruz ve ülkemiz olur. Ben burada sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Sayın vekillerimiz de konuşacaklar. Bir hemşehriniz olarak Meram'da yaptıklarımızı takip ediyorsunuz. Meram'da Meram Belediyesi'ni, Meram ilçesini nereden nereye getirdiğimizi takip ediyorsunuz ve yaşıyorsunuz. İnşallah yakın zamanda sanırım 4-5 defa geldiğimiz oldu Bozkır'a. Bozkır'da da yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. İmam Hatip Lisesi'nin içerisindeki çevre düzenlemesi, kaymakamlığın önündeki çevre düzenlemesi, emniyette yapacağımız bazı düzenlemeler ve belediyemizle de koordinasyonlu olarak yapıp çalışacağımız ve sizlere vereceğimiz destekler. Daha dün Bağbaşı'ndaydık. Bağbaşı Belediye Başkanımızla beraberdik. Onlarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oldukları araçların hizmete giriş programını yaptık. Bizler hemşehriniz olarak sizlerin yanındayız. Şu ana kadar yanında olduk. Bundan sonra da inşallah hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin gelişmesi için, Konya'mızın gelişmesi için, Meram'ımızın gelişmesi için, Bozkır'ımızın gelişmesi için el birliği içerisinde hareket edeceğiz. Bunların devam edebilmesi için, istikrarın sürmesi için sizlerin 12 Haziran'da da tek yürek olarak sandığın başına gidip gerekli desteği vermeniz gerekiyor. Allah'ın izniyle bu kalabalığı gördükten sonra, hanım kardeşlerimizin bu coşkusunu gördükten sonra bunda Allah'ın izniyle hiçbir şüphemiz ve tereddütümüz yok. Sizlerden en son cümle olarak istirhamımız şu iki gülen insanın yüzünü daha fazla güldürmeniz. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu programda birlikte olduğumuzdan dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.